Merhabalar, ben Kötü İskötsev ve Kasanın 28. bölümüne hoş geldiniz. Birkaç bölümdür bölüm isimleriyle alakalı bir sapıtma buluyordu. Onu çözdük sanırsam. Ve bölüm arası yaptığım birkaç değişiklik. Şunu devre dışı bıraktım. Bunları buraya taşıdım. Bu tek başına hepsini idare edebiliyor, gayet güzel. Burası hala biraz lag yapıyor, onu çözeceğiz yakında. Ve bunun yanı sıra başka ne yaptım? Yemeklerim. Bir sen tarlada unuttum ben gene, değil mi? Bitkilerin hepsini taşırken tarlada unutuyoruz. Evet. Evet. Bunun dışında başka neler yaptım? Azıcık maden kazdım. Ve şu işliyor. Bir şey işliyor. Aa, insufficient energy. Çünkü bir yandan bu da çalışıyor. Tamam, artık sorun olması gerek. Sen daha önceliklisin, o yüzden sen işlen. Zaten bir kere işleneceksin. Bu nedir diye soracak olursanız, 39 tane bauxite dust ve 16 tane empty cell'i koyarsak bize 1 titanyum. Bu o kadar önemli değil. 16 alüminyum. İşte bu önemli olan kısım. Ona 10 hidrojen, bu önemli değil. Ve 6 compressed air cell. Bu da önemli değil. Evet. Ve alüminyumumuz hazır. Peki alüminyum bize niçin lazım? Cobalt brass dust. Şimdi seni geri bağlayabiliriz. Steel. Iron. Bir saniye, kaç tane veriyor? 9. Benim işime ne kadar lazım şimdilik? 8. Ama daha da lazım. 4 tane alalım. Tabii ki de brasslarımız yetmiyor. Brass yapımı neydi? Krom ve zinc. Ve zincimiz yok. Zinc sen neyden elde ediliyorsun? Bakalım bu neyden elde ediliyor? Yok. Ha! Spellerite. Eğer. Tamamdır. Sana bakalım. Direkt pişirirsek zaten zinc elde ediyormuşuz. Ama neden direkt pişireyim? Onun yerine gidip centrifüjden geçirmeyeceğim. Şimdilik bir steini direkt şu arkadaşımıza koyalım. Ve bize iki kere işlesin. Iron'larımız da burada. Nikellerimiz zaten. Tamam, bunlar işlene dursun. Hani şu iron'larımızı centrifuge'a koyayım ve asıl yapacağımız arkadaşa gelelim. Sen Iron'ları centrifuge'a koymama gerek var mı? Nikel elde ediyoruz. Nikele şimdilik o kadar fazla ihtiyacım yok. O zaman direkt induction'a atalım. Bu arada alüminyumları dust'tan ingot'a çevirmek için... Oha, uranyum elde edebiliyormuşuz ama uranyum. Blast furnace lazım. Evet, şimdi... Gelelim... Bugün yapacağım başka bir şey. O da
drill. Mining drill. Tabii bunun için stainless steel plate lazım. Circuit ve battery. İşlenim. Sana engel olmuyorlar değil mi? Hayır. Ah. Hayır. Üç, dört. Ve beş. Voila! Mining drill'imiz hazır. Ve bunu diamond drill'e upgrade edeceğiz ama bunun için industrial diamond mı lazım? Bunun dışında industrial diamond başka neler de işimize yarayacak? Normal diamond işi hariç. Sen diamond jackhammer da lazım. Bunun yanı sıra başka nerede lazım? Mesrate. Sen de lazım değil. Sen de lazım olacak ama şimdi lazım değil. Advanced drill. Hayır. Rock cutter da lazım mı? Rock cutter, hayır, diamond dust lazım sana. Tamam. O zaman 3 tane industrial diamond yapacağız. Peki bunu nasıl diye soracak olursanız. Tabii ki de normal kompresör kullanacağım. Compressed cobalt. O nedir diye soracak olursanız. Cobalt. Coal dust deflint. Bir tanesi için bir stack lazım. Yani bize 1, 2 ve 3 stack coal lazım. Yay! Bolca maceration. Bir stack'imiz var burada. Bir stack'imiz de burada var. Güzel şeyler bunlar. O zaman buradan bir steel'i alayım. Tamamdır. Ve coal dust'ları alalım. Flint alalım. 8 adet concrete. Cobble. Tabi bunları compressed cobble'a çevirmemiz lazım. Bunların da bunları kompresöre sokmamız lazım. Bunun için de bana titanium plate lazım. Başka ne için? Sack generator. Hayır, sen işimiz yok henüz. Rock cutter için titanium plate ve titanium rod lazım. Yani bunu anlamda 3 tane titanium plate lazım. Makineler çalışıyor. Bunun dışı yanı sıra bitkilerle uğraşmaya bitkilerle uğraşacağım kamera karşısında değil. Yeni bir şey bulduğumda göstereceğim. Ama özellikle aradığım bir bitki var. Onu yaptığımda boilerları daha fazla çalıştırmaya başlayacağım. Ne olduğunu bilenler anlamıştır. Ne boilerlarla alakalı düşündüğümüz takdirde. Sonuncu gel. Sonuncu gel. Tamamdır. B. Gelitti. Tam 3 tane obsidiyenim var.
Ve voila. Bir de Industrial Diamond'ımız olacak birazdan. Yay. Titanium plate'imiz var. İlk Industrial Diamond'ımızı yaptık. Yay. Greg bize böyle şeyler yaşatıyor. Neyse. Ben diğer yandan şu diğer arkadaşlara da bir bakayım onlarda. Bir şey varsa onunla devam ederiz biraz. Yoksa kaldığımız yerden devam ederiz artık. Ya da bunları bekleyip ardından devam ederiz. He, tabii önce ironları işliyor bu. Evet. İşlene dursun. Tam bu kadar zinc işime yarar herhalde. Evet, biz oradan alloy smelter'ımıza dönelim. Bunlar burada işlenirken. Ah. Alloy smelter. Zinc. Gopper. Ver bana biraz. 42. 52. Evet. 56. 57. Brass. Bir de bunları dust'a çevireceğiz. Evet, öyle bir problemimiz de var. Bunları dust'a çevireceğiz. Ama dust'a çevirme işini... Mortar'mış. Senle yapacağım. Tamam, bu kadar işim görür. Ve artık biraz alüminyum kobaltları da çekeceğiz değil mi? Alt set yapalım. Sen çevrilmiyor musun? Hayır. İlla macerator lazım. Okey. Olsun. Sağlık olsun. O esnada da şunlar olmuş. Bunlara devam edelim. Yay, kobalt brass'ımız hazır. Hadi hızlı bitsem. Tonla makine burada çalışıyor. 12 tane daha burasımız oldu. Güzel. İş görür.
Şunu da tamamlayalım. Sen normal pişiyorsun, değil mi? Evet. Neyse ki. Tamamdır. Artık sorunsuz biri içinde. Geri kalanına devam edebiliriz. Şimdi kobalt brasslara ne için ihtiyacım var? Eğer bunu şununla birlikte Alloy Smelter'a bunu koyarsak ilginç bir şey oluyor. Nedir diye soracak olursanız Gyro dönüşüyor. Enerjimi yetmiyor. Bir şeyin enerjisi yetmiyor. Alıştık artık. Zaten bu makineleri enerji sistemlerini biraz değiştireceğim. Enerji kullanım mantıkları bayağı bir değişecek. Coal Chunk, gel. Sen bite dur. Dın. 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 Evet. Cobalt Brass gear'ımız hazır. Ve geriye sadece şu arkadaşları beklemek kaldı. 40. 40 yapar. Peki bu Cobalt Brass gear'ı ne yapacağız? Saw Blade. Evet, başka bir şey yapmayacağız. Saw Blade yapacağız sadece. Saw Blade için ise ne için lazım? Extruder için lazım. Extruder biraz pahalı bir arkadaş. Onu muhtemelen kamera arkası craft edeceğim. Şu arkadaş lazım çünkü. Ama bu arkadaşı bunu da yapabiliyoruz. Platinumumuz var mı? Tamam, var. Devam edelim. Bunun dışında Industrial Sawmill için lazım ki bu da çok işe yarayan bir makine. Bunu kesinlikle yapacağım. Crop Harvester'a gerek yok. Plate Cutting Machine, bunu da yapacağım. Bu da lazım. Extruder bayağı bir önceliğimiz. Evet. Bu. Bu arkadaşı kullanacağımız yerler. Ve şunları bekliyoruz. 56. 57. Tam geri kalan gol bunda. ...58. Ve o esnada biz gidip şunları da bir alalım. Ben geri kalanı hazırlanınca gelirim. Evet, ve geri geldim. Şimdi bu Mining Drill'i Diamond Drill'e upgrade edeceğim. Tabii bunun için bana öncelikle bu lazım. Kompresör değil, Macerator'a. Sizler de uğraşmak istemiyorum bununla. Zaten bir süre sonra zaten bunların yapımını otomatikleştireceğim. O yüzden gerek yok. Lapis. Ve diğer lapisi bekliyorum. Diğer lapis de burada. Ve şu Battery alloyları buraya atalım. Nedenini birazdan öğrenirsiniz. Ve voilà. Tabii de bunu şarj etmek lazım. Tabii önce ben bir de bir arkadaşla craft edeceğim. Rock Cutter. Titanium. Titanium file. Titanium rod.
Dışına başka ne lazımdı? Rebattery. Yapımını Greg gene değiştirmiş. Battery Hall. Tin kablo. Tin tin tinimli hanım. Gold kablolar gelin. Tin kablolar gelin. Evet. Zinkler gelin. Tin kablo. Bu kadarı şimdi işimi görür. Evet. Battery Hall. 5 tane Battery Hall. Bakalım sen ne işimize yarayacaksın? Otomatik kendin işinde. Bunun dışında... Redstone. Bana 2 redstone ver. İki redstone ve bir de sen. Evet. Yay. Önden hazırlık yapmak işe yarıyormuş. Tin kablo. Evet. Pilimiz de hazır. Ve Rock Cutter Diamond'ımızı da aldıktan sonra hazır ve nazır. Şimdi geriye uyuyup bunları şarj etmek kalıyor. Bu arada şurada gördüğünüz üzere bir adet Steel Anvil yaptım. Neden? Çünkü Steel. I love steel. İlk önce seni craft şarj edelim. Ve sen geliyorsun. Güzel. Yakında bu tarlayı değiştireceğim. Her şeyi değiştirdiğim gibi. Evet. Hazır. Ve bu da çok daha hızlı bir biçimde şarj oluyor. Silk Touch 3. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız hiçbir işe yaramıyor sadece. Normal Silk Touch yine. Evet. Şimdi bu arkadaşlar ne? Gördüğünüz gibi kürek. Ama aynı zamanda pickaxe. Kısacası bu arkadaş bu. Hem kürek hem pickaxe. Rock Cutter ise aynı şey ama biraz daha yavaşı ve Silk Touch'lısı. Kısacası şu pickaxe'lerimi sürekli tahmin etmeye gerek kalmayacak. Ancak bunların ufak bir problemi var. Nedir diye soracak olursanız. Şurada ufak bir demonstration yapalım. Gördüğünüz gibi şarjları biraz hızlı bitiyor. Burayı da biraz mahvettim ama bu uzun bir madende pek iyi sonuç vermez. Peki bunun çözümü var mı? Var. Şu an onun üstünde çalışıyorum. Hemen eve gidelim ve size bunun çözümünü güzelce göstereyim. Şurayı yıkacağım zaten. Yakında yeni bir ahır yapacağım onlara. Ve artık trenlerle oynamaya başlayacağız. Şimdi. Better alloylar gelin. Tin kablo. Rubber. Tin kablo işimize yarayacak neticede. Cable. Koyamadım. Evet. Şimdi
Lithium backpack. Normal backpack, yani backpack de yapabilirsiniz. Ancak ben lityum yapmak istiyorum çünkü daha fazla enerji tutuyor. Tabii önce doğru lityum bulun. Ha tamam. Bunun için lityum sel ya da lityum dust lazım. Lityum dust nasıl elde ediliyor diye soracak olursanız. Hayır böyle değil. Böyle de değil. Bu olabilir. Ama onu kullanmayacağız. Clay dust. Bolca clay dust'ı electrolyzer'dan geçirerek. Alüminyum, silikon ve sodyum da veriyormuş. Bunun dışında ha, bundan da elde ediliyormuş. Tungstate'den elde ediliyor. Evet. Şimdi. Dust'a bir bakalım. Dust nasıl elde ediliyor? Clay'in macerate edilmesinden elde ediliyor. Stained clay'ler de oluyormuş. Ama clay 2, stained clay'ler 1 veriyor. Güzel. Bunun dışında red rock dust. O zaman şöyle bir şey yapacağız demektir. Ve bunları bekleyeceğiz demektir. Hemen geliyorum. Evet, henüz hepsini elde etmemiş olsak da bir kısmını elde ettim. Ve hemen lityum battery'nin nasıl yapıldığını göstereyim size. İki tane yaptık. Tabii bunlardan bir tanesini ben bir şey için deneyeceğim. Bakalım işe yarıyor mu? Öncelikle onu şarj edelim bir. Gördüğünüz gibi görüntüsü değişiyor. Voltaj 32, yani tier 1. Ve bayağı güzel şarjı alıyor. Normal bir pilin 10 katı kadar. Ve benim asıl denemek istediğim şey bunun içine konuluyor mu? Konuluyor. Tamamdır. Artık bunu değil, onu kullanacağım. 10 tane 10 tane taramayı aynı anda yapabileceğim. Yay! Evet. Şimdi neden lityum pillerin bu kadar güzel o bir şey olduğunu anlamışsınız umarım. Ve bunlar da olurken şunları şunun içine atıyoruz. Ve bunlardan 5 tane daha yapacağız. Bir tanesi hazır bile. Diğer dördünü bir ara yapacağız artık. Neyse. Ben şunlar bitene kadar geliyorum. Bölümü öyle bitirelim. Evet ve karşınızda lityum backpack. Evet. Şimdi uyuyalım ve bunu da şarj edelim. Evet. Lityum backpack'imizi de yapınca tabii sen hazırsın. Seni şunun içine koyalım. Bu şarj olurken aklıma Diamond Jackhammer yapmak geldi. Ama bunu kamera arkasında yapsam güzel olur. Tungsten Steel lazım zaten senin için. Tungsten Steel'de şu an yapamıyorum. Bunun için bana Vacuum Freezer ve 3000K'lık bir Blast Furnace lazım, o yüzden seni unutuyoruz. Bununla ne yapacaktım diye soracak olursanız. Bu arkadaş sadece ama sadece taşları kazıyor. Jackhammer'lar.
Ama özellikle grindleri hızlı kazanmak için mükemmel bir yol. Ve tabii ki de bu hayvan gibi şarj tuttuğu için bayağı bir zaman alacak. Ah. Neyse. Basitçe şunun olayını da göstereyim aslında. Hızlıca. Sen çık. Sen giyil. Eğer şunu bir kere kullanırsak, gördüğünüz gibi şarjı full doldu. Olay şu, bunlar kendi enerjilerini değil, bunun enerjisini kullanıyor. Ama sırtınızda takılı olması lazım. Evet, şarj olsun. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Kötis köfteni günler, iyi eğlenceler. Biraz fazla crafting ile geçen bir bölüm oldu ama olsun.